Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok önemli bir duası. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi İslam ile aziz, iman ile kerim ve nebisi ile muhterem kılan, bizleri onunla dalaletten hidayete çıkaran, dağınıklıktan kurtaran, kalplerimizi tehlif buyuran, düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eden, beldelere hakim eyleyen ve bizi birbirimizi seven kardeşler haline getiren Allah'a hamdolsun. Hamd ediyoruz bütün bu nimetlerinden dolayı Allah'a ve ondan nimetlerini artırarak devam ettirmesini diliyoruz. Nimetlerine karşı içimizi şükür hisleriyle doldurmasını istiyoruz. Muhakkak ki Allah, düşmanlıkla oturup kalkanlara karşı bizi nusretiyle teyit etmiş ve böylece vaadini gerçekleştirmiştir. Allah'ım, ayaktayken, otururken, uyurken her halimi İslam'a muvaffak eylemek suretiyle beni koru. Düşmanların ve hasetçilerin benimle alay etmesine de müsaade etme. Allah'ım, beni nezdindeki hayırlara eriştir ve bütün şerlerden muhafaza buyur. Allah'ım, güzel kitabının ayetlerini tefekkür ve tedebbür ile okumaya beni de muvaffak kıl. Kitabın hakkında anlayışımı artır ve manasını anlama payesine eriştir. İnsanı büyüleyen ve hayrete sevk eden sayısız güzelliklerine gözlerimi aç. Ömrüm oldukça o şan... Allah'ım, yolunda cihat ve Nebi'nin beldesinde vefat etmeyi nasip eyle. Allah'ım, birisi canına kastedecek olursa, o senin huzurunda bir kez rükûa varmış ya da bir defa bile secde etmiş birisi olmasın. Olmasın ki kıyamet gününde senin yanında onunla hüccet yarışına girme gibi bir talihsizliğe düşmeyelim. Hamdolsun o Allah'a ki canına kasteden kişi bir kez bile alnı secdeye varmış birisi olmadı. Allah'ım, halimi görüyor, ihtiyacımı biliyorsun. Ne olur, beni huzurundan felah ve necaha ermiş, dilekleri kabul edilmiş, mağfiret ve merhamet mazhariyetiyle payelendirilmiş bir kulun olarak çevir. Allah'ım, görüyorum ki dünyada hiçbir şey daimi değil ve hiçbir vaziyet tek düze devam etmiyor. Allah'ım, konuştuğum zaman bilerek konuşmayı, sustuğumda da bir hikmete metni susmayı bana nasip eyle. Allah'ım, dünyadaki nasibimi beni azdıracak kadar çok, kendimi unutacak kadar da az eyleme. Şüphesiz az ve kâfi olan, çok ve oyalayıp haktan uzaklaştıranlardan hayırlıdır. Allah'ım, beni acılarımla baş başa bırakma. Gaflete düştüğüm bir anda ansızın derdest etme. Allah'ım, gaflete düşmeme bile müsaade etme. Allah'ım, senden vaktimi bereketli eylemeni ve her anımı en salih bir amelle, salih bir kul olarak geçirmeye beni muvaffak kılmanı diliyorum. Allah'ım, tüm amellerimi salih ve arızasız eyle. Hepsini sadece senin için işlenmiş ameller eyle. Ve onlardan senden başkasına hiçbir hisse bırakma Allah'ım. Allah'ım, yarattıklarının zulme uğramaktan ve onların herhangi birisine haksızlık yapmaktan sana sığınıyorum. Allah'ım, bizi bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Allah'ım, sen görüp gözetensin. Yolunu kaybedenleri asla ihmal etmez. Kolu kanadı kırıkları yalnızlıklarına terk etmezsin. Allah'ım, küçükler yana yakala çağrışıp durmakta. Büyükler de kalpleri buruk iki büklüm olmaktadır. Hepsi de hallerini sana arz ediyorlar. Zaten sen gizliyi de açığı da bilirsin. Ümitsizliğe düşmeden ve yıkılıp gitmeden onlara yardım eyle Allah'ım. Kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Allah'ım, bizi emrin üzere sabit kıl. Dosdoğru yolundan ayırma ve fazla ihsanlarınla rızıklandır. Allah'ım, yakın ve birr-ü takvada beni sabit kıl.
huzuruna çıkacağım mülahazasını zihnimde hep taze tut. Sana karşı hep hayalı eyle, senin hoşnutluğuna vesile olacak hususlarda kalbime huşu sal. Nefis muhasebesine, zamanımı salih amellerle değerlendirmeye ve şüpheli şeylerden uzak durmaya beni muvaffak kıl. Allah'ım, yakîn ve birr-ü takvada beni sabit kıl. Huzuruna çıkacağım mülazasını zihnimde hep taze tut. Sana karşı hep hayalı eyle, senin hoşnutluğuna vesile olacak hususlarda kalbime huşu sal. Nefis muhasebesine, zamanımı salih amellerle değerlendirmeye ve şüpheli şeylerden uzak durmaya beni muvaffak kıl. Allah'ım, ben senin cimri kullarından biriyim. Ne olur israf ve tebrize girmeden, riya ve sümaya düşmeden, istikamet içerisinde hep cömertçe davranan ve bu talebinde sadece senin rızanı ve ahiret yurdunu gözeten kullarından eyle. Allah'ım, gaflet ve nisyanım çoktur. Her halimde seni ve ölümü hatırlamayı gönlüme ilham buyur. Allah'ım, kulluk çizgisindeki amellerimde pek zayıfım. İtaat ve kullukta güzel niyetiyle beraber dinçlik nasip eyle. Eyle ki o ancak senin izzet ve tevfikinle vücuda gelir. Allah'ım, günahlarımı yarlığa ve tevbimi kabul buyur. Allah'ım, perçemini yedi kudretinde, kudret elinde tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınıyor ve nezdindeki güzelliklere beni de nail kılmanı diliyorum. Allah'ım, beni müminlere kol kanat germeye ve her zaman onlara karşı mülayametle davranmaya muvaffak kıl. Allah'ım, kalbim katıdır. İtaatkar kullarına karşı senin hoşnutluğun ve ahiret istikametinde hakka muvaffak olacak şekilde kalbimi yumuşat. Beni sana düşmanlık besleyenlere, fıskı fücura dalmış müfsitlere ve münafıklara karşı da onlara zulmetmeyecek ve haddi aşmayacak şekilde sert ve şiddetli eyle ya Rabbi.